Allah'ım TGD'deki oradaki çalışanlardan ve sizlerden hepinizden razı olsun diyorum. Amin cümlemizden inşallah. Bir de hocam benim bir sorum var. Babamla annemle ilgili. Tabii. Dinleyicilerden ve sizlerden çok dua istiyorum. Babamla annem çok yaşlı. 90 yaşına yakın. Bunlar memlekette hastalandılar. Bana geldiler. Bende de kaldılar bayağı bir. Ben de görme engelliyim. Benim de komşum yardımcı olmak için buraya gitti geldi. Ve annem bunu yanlış anladı. Oraya gidince de sürekli babamla kavga ediyor. Bize yani inanmıyorsunuz bana diyor. Kıskanmaya başladı kadını babamdan. Ve bu konuda çok üzülüyoruz. Yani kadının hiçbir suçu yoktur. Bizler de yani üzüldüğümüz için, onu tasdiklemediğimiz için bize de kızıyor annem. Ve karış veriyor yani beddua ediyor. Hem onlara hem bize yani üzülüyor, kızıyor. Ne yapacağız biz? Çok yani zor durumdayız. Bize bir yardımcı olursanız anneme nasıl davranacağımızı. Peki efendim. Babam ve annem dedi çok yaşlı. Ben dedi... Görme özürlüyüm, bana geldiler dedi. Hadi komşu da dedi bunların bakımına. Bayağı yaşlılar dedi, bakım ile ilgili dedi. Tabii babam da diş yapınca dedi, o karşı taraf kadın ilgi gösterince annesi kıskanmaya başlamış. Kör ölür badem gözü olur derler. Değil mi öyle bir şey derler. Öyle, öyle derler. Ne yiğit adamdı falan. Öyle şey adam hani at ayakta durmasını bilmez falan bir kamyon veyahut da bir şey çarpmış ölmüştür falan. Rafandı bizim at. Aynı şekilde cins attı falan. Arap atı, İngiliz atı diye başladılar aynı şekilde anlatmaya. Maalesef insan tabiatı. Evet. Yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Orada yapılacak iş babası ihtiyatlı davranacak. Bir karşıdaki kadın yaşlı doğurmuş olsa onun mahremi değil namahremi. Şimdi birinci bölümde bir şey anlattık. Enver abiden de nakletmiştik. Bütün aynı şekilde kavgalar hududu geçmekten kaynaklanır. Sınır tecavüzü. Sınır tecavüzü. Allah-u Teala bir hudut koymuş. Diyor ki yaşlı da olsan yabancı bir erkekle, yabancı bir kadınla neyse aynı şekilde görüşmen haramdır zaruret miktarının dışında. Sen şimdi diyelim ki babası karşı komşuya gitti o kadın. O da ona hürmet etti, çayını kahvesini yapıverdi falan. Bir kere haram işliyor. Burada annesinin nefsinin hareket etmesi veyahut da aynı şekilde şey yapması ya sınırı geçti işte. Sınır tecavüzü var ortada. Bunu yapmasaydı bu kadın da aynı şekilde böyle davranmayacaktı. Yani efendim biz babam her haltı yesin de biz annemizi teskin edelim. O düşünce yanlış. O zaman babaya da vazife düşüyor. O yabancıdır. Oraya gitme. Ha, kadın geldi falan. Orada da annesinin yanında aynı şekilde hani zaruret miktarı konuşur. Zaruret miktarının dışında hanımına hanım dememiş. Komşu hanıma Ayşe Hanım nasılsın? Ayşe Hanım ne yapıyorsun falan filan derse tetiklemiş olur. Yani bir sefer ömründe bir sefer hanımına hanım diye hitap etmemiş ama karşıdakine hanım 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 deyip duruyor falan. Dolayısıyla insanlar hatayı karşıda değil önce kendinde aramalı. Yani burada babası hatalı yapmış. Efendim işte komşu... Ya anladım da yani tamam iyilik yapıyor. Kötü niyetli değiliz. Kötü suizan da etmiyoruz. Ama dinimizin bildirmiş olduğu bir ölçü var. Bir sınır var. Bu sınır tecavüze uğramış. Sınır geçilmiş. Kavga kaçınılmaz. Huzursuzluk kaçınılmaz. Allah-u Teala'nın men ettiği bir şey yapıldığı zaman... Arkasına aynı şekilde sıkıntı bekle. Yani öyle bir sıkıntı geliyorsa, öyle bir sıkıntı geliyorsa öp de başına koy. Ben nerede hata ettim? Tövbe edeyim diye Cenab-ı Hak aynı şekilde fırsat veriyor. Onun için yani sadece annemize nasıl davranalım değil. Annesine diyecek ki tamam babam yanlış yaptı. Babama da söyleyelim bunu düzelsin. İki taraflı olacak bu.